Almanya'da bir Türk insan yardıma giden polis ve itfaiye... Avusturya'nın zarf mı değer ettiğini olan? Postun sesi Hamburg'da. Postun sesi Dortmund'da. Postun sesi Fransa'da. Postun sesi Frankfurt'ta. Postun sesi Münih'te. Postun sesi Stuttgart'ta. Postun sesi Nürnberg'de. Postun sesi Avusturya'da. Postun sesi İsviçre'de. Postun sesi her yerde. DİTİB'e bağlı Radovsel Müslümanlar Cemiyeti anlamlı bir organizasyona daha ev sahipliği yaptı. İnancın Zaferi adıyla düzenlenen katılımın yoğun olduğu program, şehitler için saygı duruşu, İstiklal Marşı'nın okunması ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle açıldı. Çanakkale Zaferi'nin slayt gösterileri ve okunan şiirlerle duyguların doruğa çıktığı programda bazı seyirciler gözyaşlarına hakim olamadı. Çarşamba, sabah kahvaltısı yarım ekmek, öğlen yok. Cuma, sabah kahvaltısı yok. Öğlen yemeği yok, akşam yemeği yarım. Program Çanakkale şehitleri ve bütün şehitler için yapılan dua ve misafirlere yemek ikramıyla sona erdi. Programa emeği geçenler ve davetlilerle yaptığımız röportajları getiriyoruz ekranlarınıza. Radovsel Müslümanlar Cemiyeti'nde Çanakkale Zaferimizin 98. yılını kutladık. Bu kutlamayı organize eden, bu büyük programı düzenleyen Radovsel Müslümanlar Cemiyeti Başkanı Sayın Mete Yayla ile şu anda beraberiz. Çok önemli bir program, anlamlı bir program. Nasıl bu programı düzenlemek zor oldu mu? Evet, gerçekten zor oldu. Çünkü o Çanakkale Zaferi'nin önemini ve anlamını, o manevi havayı yaşamak ve gençlerimize aktarmak gerçekten zor. Onu yaşamak ayrı bir duygu, onu anlatılmaz, kelimelere sığmaz. Biz bir nebze olsun Çanakkale Savaşı'nın önemini, orada yaşanan olayları gençlerimize bir nebze olsun bu vatanı savunmasında neler yaşandığını aktarmaya çalıştık. Biz şehitlerimize tekrar Cenab-ı Allah kanı kanı rahmet etsin. Biz sadece Çanakkale Destanı'nın içinden nasıl denizin içindeki bir damlacık zerre varsa o zerrelerden bir tanesini cemaatimizle, Türk toplumuyla paylaşmaya çalıştık. Bu paylaşma bile görevimizi yapmak manasına gelmez. Onların aziz hatıraları üzerinde saygıyla eğiliyorum. İnşallah bizlerin ve bizlerden sonra gelecek nesillerimizin daha güzel günlere ulaşması için her türlü veliler olarak, görevliler olarak, kültür olarak vermeye çalışacağız. Çünkü geleceği olmayan topluluklar yok olur. Geleceğimizi burada inşa etmenin, devam ettirmenin zorunlu olduğunu her zaman paylaşıyoruz. Rabbim inşallah bu vazifeleri yapmada bizlere, sizlere, üyelerimize Rabbim kolaylık ihsan eder. Tekrar Çanakkale yıl dönümü, Zafer yıl dönümümüzün 98. yıl dönümümüzün hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan temenni ediyorum. Siz Nusret Mayın gemisini anlattınız. Nedir? Bize kısaca özetler misin? Nusret Mayın gemisinin Çanakkale Savaşı'ndaki rolü nedir? Nusret Mayın gemisi bildiğiniz gibi 18 Mart 1915'te işgal devletlerinin önlem olarak 26 tane mayın döşemiştir. Bununla ilgili bir anekdotu anlattım ve Nusret Mayın gemisinin bugün nerede olduğu hakkında bahsettim. Buradaki toplumumuza ve yeni gençlerimize, çocuklarımıza. Nusret Mayın gemisi bildiğiniz gibi şu anda... Ben onu soracaktım. Siz bir Tarsuslusunuz. Evet. Nusret Mayın gemisinin Tarsus'u olduğunu anladık. Biz birçoğu da ilk defa belki bugün duydu bu şeyi. Biraz anlatır mısınız? Nerede Tarsus'ta? Ne amaçla kullanılıyor? Tarsus'ta şu anda müze olarak restore edildi ve bir parkta
bir park yapıldı. Belediye Başkanımız Burhanettin Kocamaz tarafından yapılan bir müzeye çevrildi, restore edildi. Yoksa aksi takdirde jilet fabrikasına gönderilecekti. Ancak şu anda yeni nesillerin girip gezebileceği, görebileceği, tarihi anlayabileceği bir müze halinde, canlı bir müze halinde Çanakkale Savaşı'nda 18 Mart günü 1915'te çok önemli bir role sahip olan bu mayın gemisini Tarsus'ta görebilir, gezebilir gençlerimiz. Ben burada Radostel ve çevresindeki gelen vatandaşlarımıza kısaca ondan bahsetmek istedim. Umarım amacımıza ulaşmışızdır. Siz bir öğretmensiniz. Türk dersleri veriyorsunuz burada. Bu tür programların yeni yetişen nesillere neler, ne gibi katkılar oluyor? Neler kazandırıyor yeni yetişen gençlere? Ülkemizin hangi şartlar altında korunduğunu, kurulduğunu anlıyorlar. Burada yaparak ve yaşayarak, burada tiyatro gösterisi sundu öğrencilerimiz. Çeşitli şiirler okudular. Bu gibi etkinlikler, bunların yaparak, yaşayarak öğrenme, birinden dinleyerek değil, bizzati kendileri öğrenerek bu yönde bir bilince sahip olmuş oluyorlar. Bu yüzden ben Radostel Mevlana Camii'ni tebrik ediyorum. Dilerim bugünkü programın, güzel programın devamı önümüzdeki yıllarda da devamı gelir. Efendim, bayağı bir ayrıntı anlattınız ve anlatırken insanlar oldukça duygulandı. Herhalde bayağı bir hazırlık yapmışsınız. Evet, aslında çok zor bir konuşma diyelim. Çünkü çok büyük bir savaş, çok büyük bir mücadele, çok büyük bir başarı. Böyle büyük zaferleri, büyük destanları yarım saatlik, bir saatlik bir zaman içerisinde anlatmak gerçekten zor bir şey. Yani özetin özetini yapıyoruz. Ecdadımızın, geçmişlerimizin, şehitlerimizin aziz hatıralarını bu şekilde yad edebildiysek, onlar ruhunu buradan haberdar edebildiysek ve gençlerimize, insanımıza o anları bir nebze olsun yaşatabilmişsek ne mutlu bizlere. Çanakkale'de şehit olan yaklaşık 250 bin Mehmetçiğimizin tabii teknik yetersizlikler, bilmem şunlar bunlar var da, inanç boyutu nedir? Bu savaşı zaten teknikle, cihazla, topla, tüfekle, gemiyle anlatmak mümkün değil. Bu savaşın başarılmasının en büyük unsur veyahut da ana kaynağı imanıdır ecdadımızın, atalarımızın. Onlara dinlerinin, imanlarının ve şehitlik gibi bir olgunun onların ruhunda yerleşmiş olmasıdır. Onların o tip bir mücadele içerisinde büyük bir başarı elde etmeleri, Kur'an-ı Kerim'de de ifade edildiği üzere şehitlik kavramına verilen değer ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in müjdesidir. Onları ben yapan, onları başarılı yapan, onları muzaffer kılan onların dinleri, imanları ve uğurlarında feda edecekleri dinidir.